Söz konusu büyük devletler ve toplumların ilişkisi olduğunda denge kavramının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zira ilişkilerdeki dengelerin bozulmasının ne derece ölümcül olabileceğini dünya çapında gerçekleşen iki adet savaşta yeterince deneyimledik zaten. Ama söz konusu insan yaşamını doğrudan etkileyen dengeler olduğunda homeostaz hiç tartışmasız bir numarada yer alır. Çünkü vücudumuzda her biri kendine özgü önemli sistemler bulunmakta ve bu sistemlerin koordineli ve dengeli şekilde çalışması çok önemli. Vücudumuzda iç ortamı sabit koşullarda korunmasına homeostaz denir ve bunun için harika kontrol mekanizmaları mevcuttur. Bunlardan en fazla öne çıkanı vücut sıcaklığımızdır. Zira yaklaşık 2-3 derecelik bir aralıkta tutulması gereken bu sıcaklığın kontrolü bizim için her anlamıyla ölümcül derecede önemlidir. Peki ama neden? Eksi derecelerin zirve yaptığı soğuk kış gecelerinden tutun yazın en sıcak ve en bunaltıcı günlerine kadar etrafımızdaki havanın kaç derece olduğu vücut içi sıcaklığımızı doğrudan etkilemez. Çünkü biz insanlar endoterm canlılarız. Yani kendi iç sıcaklığımızı dışarıdan bağımsız bir şekilde oluşturabilir ve düzenleyebiliriz. Deri sıcaklığımız bulunduğumuz ortama göre değişmekle birlikte kor sıcaklık olarak adlandırılan vücut içi sıcaklığımız sabittir ve yaklaşık 37 derecedir. Bu sıcaklığı genel olarak ağız, kulak içi ya da rektumdan ölçeriz. Dışarıdaki sıcaklık çok geniş bir aralıkta değişse bile vücut içi sıcaklığı çok dar bir aralıkta tutulmak zorundadır. Peki bu sıcaklık neden 37 derecedir? Yani neden 35 ya da 40 gibi yuvarlak bir sayı değil? Acaba ekşicilerin dediği gibi küsuratlı bir sayı verelim de salladığımız anlaşılmasın gibi bir durum mu söz konusu? Bu konuda çeşitli görüşler olmakla birlikte en popülerine göre 37 derecenin önemi mantar ve mikroorganizmalardan korunma sırasında karşımıza çıkmakta. Mesela sürüngen ve kurbağalar ektoterm canlılar olduklarından sıcak kalabilmek için dışarıdan bir ısı kaynağına ihtiyaç duyarlar. O nedenle bu hayvanların vücut içi sıcaklığı düşüktür ve bu düşük sıcaklık nedeniyle çok fazla mantar hastalığına maruz kalırlar. Yapılan bir çalışmada çeşitli mantar türlerinin 30 dereceden itibaren dayanıklıkları ölçüldü. Buna göre 30 derecenin üzerinde gerçekleşen her bir derecelik artış konakçı hayvanı hasta eden mantar türlerinde %6'lık bir azalmaya neden oluyordu. Yani sürüngen ve kurbağalar için hastalık yapıcı on binlerce mantar türü bulunmaktayken vücut içi sıcaklığı 37 dereceye çekildiğinde insanla uğraşabilecek mantar sayısı sadece birkaç yüz türe düşüyordu. Bu arada şunu da belirtelim, vücut içi sıcaklığını dış ortamdan bağımsız tutmanın bir maliyeti var ve bunun için çok fazla enerji gerekmekte. Yani hassas bir denge söz konusu. Zira konuyla ilgili yapılan matematiksel bir modelleme ilginç bir bulguyu ortaya koymuştur. Bu modelde mantarlardan koruyan sıcaklık artışı bir tarafta ve bunun maliyeti diğer tarafta olmak üzere bir karşılaştırma yapıldığında matematiksel olarak olması gereken en uygun vücut sıcaklığı 36,7 derece olarak hesaplanmıştır. Vücut içi sıcaklığımız gün içinde değişim gösterir. Buradaki grafikte de gördüğünüz üzere sabaha karşı 4 gibi en düşük değerine ulaşan vücut içi sıcaklığı gün içerisindeki en yüksek değerine saat 16 gibi ulaşmakta. Ayrıca kadınlarda adet döngüsünün ikinci yarısında progesteron etkisine bağlı olarak da bir sıcaklık artışı görülmekte. Ama tüm bu değişimler çok dar bir aralıkta olmak zorunda. Mesela egzersiz ya da ateşli bir hastalıkta vücut içi sıcaklığımız 40 dereceye çıkabilmekte. Ama bunun üzeri oldukça tehlikelidir. Örneğin 41 derecede nöbet görülme ihtimali vardır. 43 derecede ise birçok organda yetmezlik başlar ve beyin lezyonları oluşabilir. Çünkü yüksek sıcaklıkta protein denatüre olur ve hücrelerde bozulmalar meydana gelir. Diğer taraftan 36 derecenin altında hipotermiye girersiniz. 30 dereceye doğru yaklaştıkça sıcaklığı düzenleyen mekanizmalar artık zarar görür ve sonrasında kardiyak fibrilasyon oluşur. Özetle vücut sıcaklığı açısından yaşamsal aralık çok dar olduğu için çok iyi bir kontrol mekanizması gerekir. Bu kapsamda hem derimize hem de vücudumuzun içinde sıcaklık hakkında sürekli bilgi veren termoreseptörler bulunmakta. Ayrıca hipotalamusta yine ısıya duyarlı yapılar bulunmakta olup tüm bu yapılar vücuttaki sıcaklık değişimlerini çok titiz bir şekilde takip edip bu değişikliklere karşı hızla yanıt oluştururlar.
Peki bunu nasıl yaparlar? Diyelim ki vücut iç sıcaklığımız çeşitli nedenlerle azalmaya başladı. Bu durumda ilk olarak perifere giden damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz daralmalar meydana gelir. Böylece dolaşımı daha çok merkezde tutarak hayati organlara öncelik veririz. Doğal olarak el ve ayaklarımıza daha az kan geldiğinden en fazla üşüyen yerlerde bu yapılar olur. Hatta dağda donma tehlikesi geçiren birçok dağcının öncelikle el ve ayak parmakları gibi uzuvlarını kaybetmesinin altında da bu mantık yatar. Vücut sıcaklığının azalmasına yanıt olarak hipotalamus aracılığıyla birçok fizyolojik olay gerçekleşir. Kıllarımız bir anda dik hale gelerek ısı izolasyonuna yardımcı olur. Bir anda sizden bağımsız bir şekilde tüm iskelet kaslarınızda çok hızlı bir kasılma ve gevşeme meydana gelir ve durduğunuz yerde titrersiniz. Aslında bu titremenin amacı kaslar aracılığıyla ısı üretimini sağlamaktır. Buna ilaveten sempatik sistemin devreye girmesi, adrenalin ve tiroid hormonlarının artması da ısı üretimine katkıda bulunur. Bu sayede bir takım hormonlar aracılığıyla yağ dokularından enerji sağlanır. Peki vücut sıcaklığımız yükseldiğinde ne olur? Bu sefer ilk tepki olarak perifere giden damarlarda vazodilatasyon dediğimiz genişlemeler oluşur. Böylece içeride yükselen kor sıcaklık deri yüzeyine dağıtılarak azaltılır. Bunun yetmediği durumlarda vücudumuzun soğutma sistemlerinden biri olan terleme devreye girer. Hipotalamus tarafından vücudumuzdaki milyonlarca ter bezine sinyaller gönderilir. Burada iki tip ter bezine sahip olduğumuzun altını çizelim. Derimiz boyunca yayılım gösteren, sayısı daha fazla olan ve artan sıcaklığı uzaklaştırmada daha etkin olan ekrin ter bezleridir. Bu bezler genellikle tuz ve su salgılar. Bir de apokrin bezler bulunmakta. Bu bezler ise daha çok kol altı olmak üzere vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yer alır. Apokrin bezlerin salgısı protein ve yağlardan oluşur. Aslına bakarsanız salgılanan bu içerik kokusuz olmakla birlikte ter kokusu dediğimiz kavramın oluşmasına neden olan da apokrin bezin içeriğidir. Zira derimizde bizimle yaşayan milyonlarca bakteri apokrin bez tarafından salgılanan yağ ve proteinle beslenmeye bayılırlar. Ter kokusu olarak algıladığımız koku da bu minik canlıların beslenme sonrası ortamda bıraktığı kokulardan başka bir şey değildir. Ayrıca apokrin ter bezlerinin vücudumuza özgü kokular ve feromonların oluşmasında da rol aldığı düşünülmekte. Söz konusu vücut içi sıcaklık olduğunda hipotalamus için bir ayar noktası vardır ve bu da yaklaşık 37 derecedir. Çeşitli nedenlerle vücut içi sıcaklık değiştiğinde beynimiz bu ayar noktasına göre sıcaklığı düzenler. Peki ya bu ayar noktası değişirse ne olur? Aslında hemen hepimiz bunu çok ilginç bir şekilde deneyimlemişizdir. Hastalık sırasında herhangi bir virüs ya da bakteriye karşı vücudumuz çok hızlı bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Makrofajlar başta olmak üzere çeşitli bağışıklık sistemi elemanlarından endojen pirojenler denilen bir takım maddeler salgılanır. Bu maddeler hipotalamusu etkileyerek vücut sıcaklığı ayar noktasının yukarı çekilmesini sağlar. İşte bu durumda çok ilginç bir şey olur. Normalde vücut içi sıcaklığımız olması gereken seviyede, yani 37 derecede olmasına rağmen muazzam bir üşüme hissi yaşarız. Bu hisle beraber güçlü bir titreme oluşmaya başlar. Burada vücut sıcaklığınız ya da dışarıdaki sıcaklığın ne olduğunun bir önemi yoktur. Hipotalamus vücut sıcaklık ayar noktasını yükseltmiştir ve bu doğrultuda vücut sıcaklığınızın artması gerekir. İşte bu yüzden ateşler içinde yansanızda üşüme ve titremeyle sonuçlanan garip bir hal yaşarsınız. Peki hipotalamus niye durup dururken ayar noktasını yukarı çekerek sıcaklığın oldukça tehlikeli seviyelere ulaşmasına neden olur? Bu sorunun cevabı hala net olarak verilemese de hipotalamusun böyle davranmasının savunma amaçlı olduğu düşünülmekte. Bu görüşe göre hipotalamusun bu hamlesiyle birçok virüs ve bakteri yüksek ateşten zarar görmekte ve bağışıklık sistemi daha aktif çalışmaktadır. Şu anki bilgilerimiz böyle söylese de kim bilir, belki de mikroorganizmaların asıl amacı hipotalamustaki sıcaklık ayar noktasını doğrudan etkileyerek bizi tek seferde indirebilecek bir intihar saldırısı gerçekleştirmek. Şu anki bilgilerimize bunu bilmemize imkan yok ama tek bir şeyden emin olabilirsiniz. Siz ne yaparsanız yapın, içinizde müthiş bir denge için çabalayan muazzam bir sistem var. O nedenle bazen gözünüzü kapatıp bu sistemlerin aslında sizin için ne kadar önemli olduğunu tüm hücrelerinizde hissetmeye çalışın ve değerini bilin.